Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, önce ayın genel konu başlıklarına bir göz atalım. Kova burcunda güçlü bir gezegen gruplaşması var ve Güneş 18 Şubat'a kadar Kova burcunda ilerliyor olacak. Ve Kova burcunda yeni ayımız doğuyor. Merkür retromuz sürüyor. 20 Şubat'a kadar retro devam edecek. Uranüs-Satürn arasındaki zıtlaşma bu ay kesinleşiyor. Ve Başak Burcu'nda güçlü bir dolunay meydana gelecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Ayın başında 1 Şubat'ta Venüs'ün de Kova Burcu'na ilerlemesiyle beraber Kova Burcu'nda gerçekten çok güçlü bir toplanma meydana gelecek. Ve sevgili yengeçler, Kova Burcu sizin haritanızın 8. evi. Güneş 18 Şubat'a kadar burayı aydınlatıyor. Merkür burada, Satürn burada, Jüpiter burada, Venüs burada ve tabii ki bu kadar gezegenin 8. evinizde olması yaşamınızda da bu konuları, özellikle bu ev konularını öne çıkaracak. Bunlar neler? Daha çok para. Parayla ilgili konular, finansla ilgili konular bu ayın en fazla gündeminde olan kavramlar. Para olunca yatırımlar olabilir, alışverişler olabilir, borçlanma konuları olabilir. Özellikle biraz hisseli paralar, paylaşımlarla ilgili alanlara da dikkat çekiyor gökyüzü. Merkür 20 Şubat'a kadar gerilediği için tabii ki finans alanlarında zaman zaman biraz engeller, biraz gecikmeler bekleyebiliriz. Ama retrolar bize bazı özel fırsatlar da getirir. Örneğin bütçemizi gözden geçiririz. Bazı borçlarla ilgili yapılandırmalar olabilir. Vergi borcu gibi, kredi borcu gibi konuları gözden geçirebiliriz. Daha önceden belki vermiş olduğumuz bazı paraların geri ödendiğini de burada alabiliriz tabii ki. Bunlar da olabilir. Ancak yeni alışverişler, yeni finansal kararlar almak için çok doğru olmayabilir bu etki. Buna dikkat etmek gerekiyor. Daha çok incelemek, gözden geçirmek, kontroller yapmak, eksikleri tamamlamak için iyi bir fırsat aslında. Bize daha önceden fark etmediğimiz bazı detayları Merkür retrosu fark ettirebilir. Teknolojiye dikkat edelim. Özellikle dijital alanlarda yaptığımız alışverişler, hani buralardaki parayla ilgili konularda teknoloji alanında olabilecek bazı stresler, Kova burcunda özellikle gündeme gelebileceği için bu alanlarda daha dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor. Ve 11 Şubat'ta Kova burcunda yeni ay doğacak. Bu tesirlerle beraber. Evet, yeni ay yeni olasılıklar demek. Yeni başlangıçlar, girişimler anlamına gelir. Ama en azından 2 haftalık bir süreçte bu yeni ay tesirleri gündemde olacak. 20 Şubat itibariyle Merkür retrosu düzeleceği için yeni ayın bize sunduğu imkanları belki 20 Şubat sonrası hayata geçirmek, uygulamaya koymak daha doğru olabilir. Özellikle bir yatırım yapmak istiyorsunuz, bir kredi başvurusu olabilir, bir alışveriş yapacaksınız, bir işbirliği yapacaksınız, hani bir sigorta olayı olabilir. Hani parayla ilgili bazı ayarlamalar var. Bunları yeni ayın tesirleri var ama 20 Şubat'tan sonra belki hayata geçirmemiz daha doğru, daha verimli hale gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor biliyorsunuz. Özellikle 23 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa, sabit burçlarda gezegenleriniz varsa, o zaman bu yeni aydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bu yerleşimleriniz yoksa çok da fazla sizi etkilemeyebilir bu yeni ay döngüsü. Evet, 20 Şubat'a kadar Merkür retrosuna dikkat ediyoruz. Paramızı daha kontrollü bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ama iki tane de güçlü gezegen, Venüs ve Jüpiter'in 8. evinizde olması çok özel bazı fırsatlar da getirebilir size. Parasal destekler getirebilir. Eşinizin kaynaklarında artışlar olabilir. İkramiye gibi bir şeyler kazanabilirsiniz veya bir borcu ödeyebilirsiniz. Hiç beklemediğiniz yerlerden ek kazançlar gelebilir, gelirler gelebilir. Bu tarz bazı fırsatların da olabileceğini unutmayalım. Ay ortalarında 17 Şubat'la beraber Boğa burcundaki Uranüs'ün Kova burcundaki Satürn'le dik açısı kesinleşecek. 2021'de 3 kez aslında bu Satürn-Uranüs karesini yaşayacağız. Bu daha çok aslında kolektif bir
etkidir. Toplumsal alanlarda daha güçlü tesirler getirir. Biraz böyle özgürlüklerle işte toplumsal yapılar, kurallar, kısıtlamalar arasında zıtlaşmalar anlamına geliyor. Biraz otoriteyle iletişimde sıkıntılar oluşabilir. Piyasalarda, özellikle ekonomik alanlarda beklenmedik bazı streslerin oluşması ya da çok farklı uygulamaların, değişimlerin olması mümkün. Bunlar hayatlarımıza tabii ki bireysel olarak da yansıyabilir, az veya çok. Böyle güçlü açılarda genel olarak olup bitenleri daha sakin, sağduyulu izlemek, çok dürtüsel davranmamak gerekiyor. Ve tabii ki özellikle para konularında da güvenceye önem vermekte fayda var sevgili yengeçler. Evet, Güneş 18 Şubat'ta artık Balık burcuna geçecek. Bir enerji değişiyor ve sizin için aslında yaratıcılık anlamında maddi manevi kendinizi daha rahat ve güvende hissetmek anlamında 18 Şubat'tan sonra Güneş'in Balık burcundaki tesiri daha olumlu görünüyor. 9. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Hem manevi yönünüzü biraz daha güçlendiriyor. Daha fazla kabulleniş içerisinde olabilirsiniz. O gereksiz mücadelelerden uzaklaşıp biraz daha hayata daha büyük pencereden bakabilirsiniz. 20 Şubat'ta Merkür'ün de artık ilerlemesi, retrosunun bitmesi hayatımızı, günlük hayatımızı hızlandırabilir. Hem parayla ilgili konularda daha rahat adım atabiliriz. Hem de bazı yani kısıtlamaların artık çözüldüğünü hissedebiliriz. 25 Şubat'ta Venüs Balık burcuna geçiyor. Venüs iyicil bir gezegen olarak Balık burcunda da çok güçlüdür. 9. evinizde ilerlemeye başlayınca bu size gerçekten maddi manevi çok rahatlatıcı bir enerji vermeye başlayacak. Kendinizi daha sakin, daha dingin, daha huzurlu hissedebilirsiniz bu dönemde. Hem manevi yönünüz hem sanatsal yönünüz de çok güçlenmeye başlayacak özellikle 25 Şubat'tan sonra. Ve ayı bir dolunayla kapatıyoruz. 27 Şubat'ta Başak Burcu'nda, 8 derece Başak Burcu'nda dolunay var. Sizin 3. evinizi aydınlatan bir dolunay bu. Dolunaylar bir tamamlanma dönemi aslında, bir farkındalık dönemidir. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası da çok etkilidir. Ama 10 Mart'a kadar da etkileri devam edecek bir dolunay tesiri aslında bu. Dolunay yakın çevrenizle ilgili konuları, bunlar yakınlarınız, aileniz, kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınız, iş arkadaşlarınız, onlarla ilgili konuları daha fazla gündeme getirecek. Belki ilişki dinamikleriniz biraz öne çıkacak. Onlarla görüşme, karşılaşma, bir arada olma imkanınız var veya güzel bir olay olabilir, yakınlarınızla paylaşabilir, kutlamalar yapabilirsiniz. Bir seyahat gündeme gelebilir. Eğitimle ilgili bir başarı elde edebilirsiniz. Ticari konularda da daha güvenli adımlar atmanız ya da daha önceden yaptığınız bazı çalışmaların hani sonuçlarını almanız bu dolunayda mümkün olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 8 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa ve toprak burçlarında, su burçlarında da özellikle öne çıkan yerleşimleriniz ise daha keyifli, daha şanslı, olumlu tesirler almanızı bu dolunayda bekleyebilirsiniz sevgili yengeçler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.